Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Label Stories Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Label Stories Mobile'a kaldığımız yerden tam gazına hikayeden devam ediyoruz. En sonki GTA Label Stories Mobile bölümünde Vincenzo'yu öldürdükten sonra Salvatore bizi çok acilen çağırmıştı. Yanına gittiğimizde bu inşaat bölgesinin olduğu taraflarda Diablo'lar Leone'leri ciddi anlamda sıkıntıya sokuyordu. O yüzden de Salvatore kendini çaresiz falan hissediyordu. Ondan sonra biz de işte patron merak etme ben bu işi hallederim vesaire falan dedikten sonra inşaat sahasının olduğu bölgeye gitmiştik. Gidene kadar bayağı bir adam kaybetmiştik ama en azından başarılı bir şekilde zor da olsa daha zor da olsa ucu ucuna da olsa Diablo'ları püskürtmeye başarmıştık. Ana işte Salvatore durumu bildirdik vesaire falan. İşte bu iş böyle bitmeyecek vesaire. Leonel bir çuruna gitmeyecek falan dedikten sonra görevi başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Salvatore'un görevlerinden. Daha fazla GTA Rebel Stories Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı cebici beni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım üçlülerle bela adlı göreve devam ediyoruz. Bakın başımıza ne gelecek. O en sevdiğim araba ama siyah renk. Hey Sal. Tony yeni araba hakkında ne düşünüyorsun? Evet bayağı güzel araba bu arada. Hız konusunda falan da mükemmel. Bu koku ne? Bir şeyler dedi ama Salvatore da sus lan dedi. Tony dinle. Evet tamam parası varmış kumarhanesine kalan point'te. Mekan var. Başka kimseye güvenmiyorum bu iş yapacak diyor. Siz kızlar bütün gün konuşacak mısınız yoksa sürecek misin falan diyor. Lanet olsun sana kadın sana konuşmanı söyledim mi falan dedikten sonra yola koyuldular ve biz de şimdi Salvatore'un bahsettiği kumarhaneye doğru gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu kıyafeti giydiğim için fazlasıyla mutluyum bu arada. Çünkü hani bir de Mug oturuyor ya Tony'ye. Ayrıca çete arabasıyla beraber, Leone çete arabasıyla beraber mükemmel oturuyor gerçekten. Neyse hadi bakalım şu Salvatore'un bir kumarhanesine gidelim. Bahsettiği parayı alıp kendisine teslim edeceğiz sonra. Umarım başımıza bir olay gelmez görev isminden dolayı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu arada sevgili arkadaşlar bu akşam bir canlı yayın gerçekleşecek. Ne yayını gerçekleşecek konusunda çok emin değilim ama size şu bilgiyi vermem gerekiyor. Yarından itibaren yani hafta içi full bir şekilde GTA San Andreas Mobile baştan sona yayınları gerçekleşecek. Yani GTA San Andreas'ı bitirene kadar perma oynuyor olacağız. Haberiniz olsun. Eğer ki canlı yayınımızda neler yaptığımızı merak ediyorsanız ve aramıza da yeni katıldıysanız canlı yayınımızın bunu da oynatmasını size için. Tam olarak şurayı yukarıda sağda kart taksa bırakacağım. Arabamın da içinden geçtiğimi farkındayım. Ama zaten geldik o yüzden çok da bir önemi yok. Şöyle bir koyalım ekran kartı şeysini. Ve bahsedilen mekana kumarhaneye geldik. Yani Comesta ne haber falan tarzı bir şey dedi. Bizdeki cevap vermiyor. Bari good falan bir şey deseydin. Aha bu arada üçlüler yani triatlar bomba yerleştiriyor. Tamamdır. Gidelim. Orada Tony duruyor abi bu arada. Neyse bu detayları kaçırmayalım. Tony geliyor ama. Bu. Bayağı sağlam bir patlayıcı yerleştirdiler. O sebepten ötü olarak da tabii ki de oradaki patlamanın da etkisiyle bütün kumarhane havaya uçtu. Şimdi Salvatore'un parasını mekan tamamen yok olmadan ve parayı almadan toplamamız gerekiyor. Zaten oyunda diyor yani paralar yanmadan hepsini topla falan diye. Oğlum niye koşamıyorum ben ha? Sinirim bozuldu koşamıyorum ya. Ya ben kontrollere bir türlü tam olarak alışamadım ya öyle bir sıkıntı var. Nedenini anlamadım ama hiçbir şekilde. Lan kapıdaki nöbetçi nasıl öldü? Neyse. Tamam şurada adamlar var. Şunları bir indireyim. Hayır zaten çelik yeleğim de yok ya. Abi sürekli şeye tıklıyor bu arada ya. Nişan almaya yerine tıklıyor. Koşmaya basıyorum nişan almaya yerine tıklıyor. Neyse ben şu paraları alayım da. Lan buradan. Sen niye orada duruyorsun lan manyak? Allah Allah. Triada bak ya. Saçma sapan duruyor orada. Bu arada burada arkadaşlar Seydon Shotgun yani benim elimdeki shotgun'ın mermisi var. Sağlam shotgun'da eğer bu görevi tamamladıysanız arada gelip bu shotgun'ı almaktan çekinmeyin. Çok da kolay bulunmuyor kendisi. Biraz da shotgun kullanayım bari o kadar mermi var. Bu arada bunlar gelmeye devam edecek. Ben şey yapmadığım sürece. Ondan şöyle koştura koştura paraları toplamaya odaklanalım. Çünkü dediğim gibi devamlı olarak bizi öldürmek için geliyorlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor bir yandan. Allah'tan ateş etme konusunda bu görevde berbatlar da. Baya kötüler de.
Bu dibinden vuramıyor, dibinden dibinden. Adam ateş etmeyi unuttu resmen. Bu göreve özel midir nedir? Ulan ben itfaiyecilik görevini yapmadım mı? Aa, itfaiyecilik görevini yapmamışım. Aa. İtfaiyecilik görevini yapmadığım için bayağı bir can kaybettim yanarak. Ulan kendime işkence çektirdim lan. Neyse, diğer tarafa da geçip son bir tane para var galiba. Onu al, daha sonra buradan uçmamız lazım. Tüymemiz lazım direkt. Evet, sağ motora geri götür. Yani geri götürürüm, götürmesine de arabaların durumu biraz kötü. En iyi durumda olan şu. Direkt şunu alıp kaçalım buradan. Tabii ki de triyat çetesi bizi rahat bırakır mı? Rahat bırakmayacaklar, bizi kovalamaya devam edecekler. Ve altımızda da hani dumanlı bir araba var. Hani ciddi hasar almış bir araba var. Neyse, diğer arabalardan iyidir en azından. Ama benim için sıkıntı. Benim için sıkıntı niye? Çünkü hani biliyorsunuz ki sürekli gaz yerine frene ya da koşma yerine nişan alma tuşuna bastığı için telefon nedeni anlamadığım şekilde. O birazcık problem. Neyse, dikkatli bir şekilde gidelim de sorun yaşamayalım. Peki madem triatlar bizi kovalıyor, neden triatların geneli bizi kovalamıyor da belli triatlar kovalıyor sadece? Bu da kafamda bir soru işareti. Evet, Snarkoğulların bebek evi havaya uçtu. Ardından da bizim kumarhane gitti. Bakalım da kimlerin neresi, hangi mekanlara havaya uçacak. Neyse, rahat bir şekilde geldik bu arada. Triatlar malum bizi kovalama konusunda da berbat oldukları için kendileri kamyon kullanıyor. Ben de çete aracı kullanıyorum hani. Gayet iyi bir çete aracı kullanıyorum. Onun da etkisiyle beraber bu arada Savaton aracını görüyoruz burada. Ama neden aracı duman içerisinde? Herhalde geri zekalı Maria kaza yaptı, ondan böyle oldu. Nedenini çok anlamamakla birlikte. Neyse, görevi başarılı bir şekilde tamamladık. Sıradaki görev bu arada oyunun ikinci adasına geçeceğimiz görev olacağı için ben gideceğim. Oyunu bir kaydedeceğim. Ondan sonra da videoyu yavaştan, yani bölümü yavaştan bitireceğim. Bu arada arabaya binemiyoruz. Hani merak edenler için. Bir deneyelim hatta. Arabanın üstüne niye atlıyorsun Tony'ye? Gördüğünüz gibi araba kilitli. Eğer çok istiyorsanız ama bir bayağı bir uğraşıp aracı garaja kadar itip garajın kapısına sokup oradan garajın kapısı kapandıktan sonra arabanın kilidi açılıyor arkadaşlar. Ama işte bu oyunda arabayı çekmemize yarayan bir çekici vesaire olmadığı için bayağı bir uğraştırıcı bir şey. Yerinizde olsam uğraşmam. Ne oldu lan bu arada? Bu adam niye öldü? Şu mavi kodlu NPC'ye bir bakın abi. Arabayı çalmak için elinden geleni yapıyor. Ama çalamayacak kadar geri zekalı bir NPC. Neyse, gidelim abi. Daha fazla uzatmayalım, vakit kaybetmeyelim. Bu bölüm yeterince olay yaşadığımızı düşünüyorum. Yani bir kaostan canlı çıktık. Daha ne olsun. Neyse, şuradan hemen güvenli evimize girip oyunu bir kaydedelim. Ardından da bölümü bitirelim artık. Bu videodan sonra bu arada yeni bir Shadow Fight 2 ile videosu gelecek. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz eğer, yani zaten bazı arkadaşlar biliyordu da bilmeyenler için duyurulur. Snarko sabotajın üstüne kaydederim ama Snarko'larla alakası yok görevin. Neyse sevgili arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar. Sıradaki bölümde bu orta adaya geçiyor olacağız. Ama ben önce bir açık dünya görevi yapacağım. İtfaiyecilik görevini yapmamışım. Onu yapayım falan. Haberiniz olsun, çünkü çarşamba günüm açık dünya görevleri bölümü atıyorum ya, ki bu adada yapılabilecek bir açık dünya görevi olduğu için yapabileceğim, ona odaklanacağım. Haberiniz olsun, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Cuma günü ikinci adaya geçiyor olacağız sizlerle beraber. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir benim Rabbim, kanalımıza da hala abone abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesinden de başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.